I'm confused. You're saying that if she tells me she has a problem, I'm not supposed to help her? Not unless she asks for your help. But if she lets me help her, I can make her problem go away. Ah, <laughs> oh, that is such a male thing to say. Well, forgive me for being a man. Oh. Mm. Mango or kiwi? Ooh, kiwi. When you say, you know, do this or do that, all she's hearing is, I'm smarter than you. Believe me, she doesn't think that. She doesn't want you to solve her problems. She just wants you to give her support so that she can solve her problems herself. Yes, and sometimes, sometimes she just wants a sympathetic ear. Whoa. Whoa. Maybe it's all the creams, but that just made sense, girlfriends. So if Claire says, I hate getting stuck in traffic, I shouldn't say, maybe you should leave earlier or don't get on the freeway. I should just say, I know. It's so frustrating. Yes. That's really? It. Yes. yes. Me about your father. My father's the most amazing man on the planet. He's loving, self-sacrificing, playful, sweet, just wonderful. He taught you you're his little princess, didn't he? Motherfucker. <laughs> Excuse me. He meant well. Look how he fucked up. He set the bar so high, I don't even know if it's possible to reach it. That's right. He taught you you didn't have to do anything to be loved. You should have all your needs be met. He's a beautiful man with a big heart that fucked you up. Made you think you were entitled. And when you're not, you're confused why it didn't come your way. Made it so that you could take love away if you didn't get it. Because you had no fear of losing it because he always gave it to you. So your husband never stood a chance. Now, what did you do to your ex husband that led to that relationship ending? I probably withdrew love from him. But he hurts me. And you hurt him? Yeah i guess i do he doesn't seem like he cares though it doesn't even seem like it affects him of course he doesn't same strategy you use he's just better at it because he's a man he has no one to talk to about it so he won't he doesn't talk about anything he's a man <laughs> <laughs> you're like all shocked like he doesn't talk well now, I've, now i have a relationship with uh, uh, my boyfriend he talks about everything. Yeah, cause you got a feminine guy. It's driving me crazy, he doesn't stop talking. <laughs> I wish he was here, we could set him free. In fact, maybe that's what we should do as a first step. Get out your phone. No, no. And it's time to start doing the right thing, right when you know it's fucking right. Not when it's convenient and comfortable and feels good to you and you get your brain around it. Pick up your fucking phone. Now, let me ask you a question. Is he the right man for you? Does anybody know the answer looking at her face right now? I don't want to hurt him. You already are. He thinks he has a chance, and you know there's no way in fucking hell. Correct me if I'm wrong. Tell me if I'm wrong. Tell me if I'm wrong. I can't. You're right. Is this true what I'm asking you to take on? Yes. Is it honest? Yes. Is it painful? Yes. That's why it needs to be done. So you have a chance right now. I'm not forcing you to do this. You got consciously say, I want to do this before you ring that phone or don't do it. How you doing? Hey baby. Evet, arkadaşlar Red Pill Talks Podcast'in yeni bir serisine başlıyoruz ve bu seride kırmızı bayraklı kadınları analiz edeceğiz. Biliyorsunuz ilişkilerde başarılı olmanın önemli bir şartı uzak durulması gereken kadınlardan uzak durmayı bilmektir. Bunu sıklıkla söylüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar kadınlarla iletişim içerisindeyken kırmızı bayrakları iyi bilmeniz gerekiyor. Ki uzak durulması gereken bir kadınla görüşüyorsanız o kadının tehlikeli olduğu ve kırmızı bayrakları olduğunu fark edip ya o kadından uzaklaşmayı ya da birlikte olacağınız süre içerisinde kendinizi o kadının toksik özelliklerinden korumayı becerebilirsiniz. Şimdi her kırmızı bayrak o kadının kötü bir kadın olduğunu, tehlikeli olduğunu ve uzak durulması gerektiğini göstermez. Örneğin dövmeli kadınlar kırmızı bayraktır deriz. Fakat bu dövmeli olan bütün kadınlar kötüdür anlamına gelmez. Görüştüğünüz kadının dövmeleri varsa biraz daha dikkatli olmalı ve o kadının kişiliğini analiz etmekte daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Fakat bazı kadınlar vardır. Onların kırmızı bayrakları Çin Komünist Partisi'nin bayrakları gibidir. İşte o zaman ondan uzak durmayı bilmeniz gerekir. Bu bölümde önemli bir kırmızı bayrak olan Prenses sendromlu kadınları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu bayağı önemli bir kırmızı bayrak ve benim gördüğüm kadarıyla bu camiada bu konudan fazla bahsedilmiyor. Fakat ilişkiye girdiğiniz kadının prenses sendromlu bir kadın olduğunu fark etmezseniz o ilişki çok toksik bir hal alabilir arkadaşlar. Prenses sendromunun ne olduğunu aslında videodaki izlediğimiz o ikinci videoda açıkladı adam gayet güzel bir şekilde. Ama bazılarınız izlediğimiz birinci videoyla ikinci video arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlayamamış olabilir. Birinci videoda arkadaşlar aslında prenses sendromlu kadınların erkekleri nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sendroma sahip kadınlar bir ilişkide sürekli iyi hissetmeyi ve partnerleri tarafından da sürekli iyi hissettirilmeyi beklerler. Bunların kafasına göre partnerlerinin kendilerine sürekli anlayış göstermesi, sürekli dinlemesi ve her duygularını onaylaması onların erkeklik borcudur. Eğer bunları yapmazlarsa onlar kötü bir erkektir kötü kocadır ve kötü bir adamdır. Şimdi birlikte olduğunuz kadını dinlemek, ona onun sorunlarını anladığınızı göstermek iyidir ve önemli bir şeydir. Fakat hiç kimse bunu her koşul ve şart altında sorgulanması teklif dahi edilemeyecek şekilde gerçekleştiremez ve bazı durumlarda bazı insanlar anlayış, empati ve dinlenilmeyi hak etmezler. Çünkü bu insanlar bu durumları hayatlarındaki sorunlardan kaçmak için ve onları ertelemek için bir kaçış mekanizması olarak kullanacaktır. Örneğin, tıpkı birinci videoda olduğu gibi karınız sürekli işe geç kaldığından şikayet ediyor, evde sürekli dırdır yapıyor, sürekli bir huysuz, mutsuz hayatında bir sorunu var, bir problemi var. Onu çözmek için önlemler almasına ve yol aramak aramaya çalışmak yerine ne yapıyor? Size geliyor, sorunlarını size yansıtıyor, Dırdır yapıyor evde. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki ya erken çık o zaman, erken kalk. Erken çık işe erken gidersin. Ya da ücretsiz yollardan gitme. Hemen başlıyor. Hayır sen beni dinlemiyorsun. Sen benim sorularıma yeterince anlayış göstermiyorsun. Ben sadece senin dinlemeni istiyorum. Senin benim sorularımı çözmeni değil. Sadece beni dinlemeni bana kulak vermeni istiyorum falan filan. Ya bir siktir git. Sen koca kadın olmuşsun. Bir çocuk değilsin artık. Ve benden de senin baban olmanı bekleyemezsin. Ben bu evliliğe, bu ilişkiye yetişkin bir kadınla birlikte olduğumu düşünerek girdim. Ağlak, prenses sendromlu bir çocukla değil. Prenses sendromlu kadınlar sürekli hissettikleri her duygunun negatif, pozitif ne olursa o duygu şelalesi içerisinde iki saniyede bir değişim yaşadıkları o her duygunun karşı taraf tarafından, partnerleri tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyarlar. Ve bu durumda anlayışı ve empatiyi hak etmediğiniz zamanlarda bile sizden bunu beklemeye başlar ve bunları sağlamadığınız için suçlu siz olursunuz. Onlar için sizin onun hayatını kolaylaştırmak adına yaptığınız fedakarlıkların hiçbirisinin önemi yoktur. Bunları zaten yapmak zorundasınızdır. Bütün hırslarınızı ve potansiyelinizi ona iyi bir hayat sağlayabilmek için feda etmek zorundasınızdır. Sizinle aylardır yıllardır seks yapmamasına rağmen İş yerinizde sizinle ateşli bir şekilde yatmak isteyen o ateşli sekreteri becermemek zorundasınızdır. O kadın sizin hayatınızı ne kadar zorlaştırıyor olursa olsun sizin evliliğinizi, evinizi ve ailenizi bunlara karşı sorumluluklarınızı yerinize yerine getirmek zorundasınızdır. Prenses sendromlu kadınların gözünde erkekler feminen bir realiteyi gerçekleştirebilmek için varlardır. Onların varlık ve yaşam amacı budur ve hayatını kadınların hayallerini ve ideallerini gerçekleştirmeye adamak istemeyen erkekleri bırakın, sadece bunu sorgulama cüretini gösteren erkekler bile o kadınların gözünde gerçek bir erkek olmayacaktır. Neden? Çünkü bu kadınlar bütün erkekleri babalarına göre kıyaslarlar ve babaları onlara istedikleri her şeyi yaptığı için, onlara kendilerinin onun küçük prensesi olduğunu öğrettikleri için artık o kadının bilinçaltında bu naratifi takip etmeyen hiçbir erkek gerçek bir erkek değildir. Şimdi yaygın bilinen durumuyla kadınlar prenses sendromuna babaları tarafından yakalanırlar. Babaları sayesinde bu sendromu sahip olurlar. Ama günümüzdeki bu feminist kültürüne baktığımız zaman, modern dünyadaki kadın algısına baktığımız zaman, kadınların şu an içinde yaşadığımız toplum ve kültür tarafından da prenses sendromuna yakalanmaya hazırlandıkları ve bu şekilde şartlandıklarını görmekteyiz. Matrix işte kadınları bu şekilde topluca prenses sendromuna sokmaya çalışıyor. Akıllarını ve gerçeklik algılarını bu şekilde bozmaya çalışıyor. Onlara hayatta istedikleri her şeyi elde edebileceklerini ve bunun hiçbir şekilde hiçbir sonucuyla karşılaşmaları gerekmediğini öğretiyor. Örneğin bir kadın hem çalışabilir, kariyer basamaklarını tırmanabilir hem de anne olup çocuklarına bakabilir ve birlikte olduğu adam o kendi hayallerinin peşinden koşabilsin diye kendi hayatından ve kendi sorumluluklarından taviz vermek zorundadır. Hatta onu iyi bir koca yapacak olan şey budur. Ve kendisi eğer karısının çalışmasını istemezse, çocuklarına bakmasını isterse işte o kötü bir adamdır, yobaz bir adamdır, kapatılması, tedavi edilmesi gereken bir adamdır. Gerçek bir erkeğin görevi o kadına onun istediği hayalleri sağlamaktır ve o hayaller uğruna kendi potansiyelini ve kendi hayallerini feda etmektir. Aynı şekilde mesela bir adam kız arkadaşının birlikte olacağı kadının açık kıyafet giymesini istemezse, barlarda gece kulüplerinde takılmasını istemezse, erkek arkadaşlarının olmasını istemezse o adam kötü bir adamdır. İyi bir erkek değildir, o olgunlaşamamış bir adamdır. Çünkü o adam kendisinin sevgisi için bir koşul koymaktadır. O kadına kendisinin sevgisini hak edebilmesi için yapması gereken ve yapmaması gereken bazı koşulları dayatmaktadır. Prenses sendromuna sahip bir kadının gözünde bu toksik bir davranıştır. Çünkü dediğim gibi prenses sendromuna sahip kadınlar bütün erkekleri kıyaslamak için babalarını örnek alırlar ya da toplumun ve kültürün kendilerine öğrettiklerini ve kendilerine olması gerekenin o, ne olduğunu söylediği o şekle bakarlar. Ve feminist kültür kadınlara bu tarz erkek davranışlarının toksik olduğunu ve böyle erkeklerin kötü erkekler olduğunu ve kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve yaptıkları şeylere rağmen sonuçlarından muaf tutulabileceklerini öğretiyor. İşte kadınların metriksi de bu. Sen bu hayatta gerek ilişkiler konusunda, gerek kariyerin konusunda, gerek başka şeyler konusunda istediğin her şeyi yapabilirsin ve bunların hiçbirinin sonuçlarını düşünmen gerekmez. Ve sen bunların sonuçlarına tabi tutulmak zorunda değilsin çünkü sen bir kadınsın. Yani prenses sendromunun ailevi bir temeli olduğu gibi toplumsal bir temeli de var. Babaları tarafından prenses sendromuna yakalandırılmış kadınlar olduğu gibi toplumun şimdiki projesi de kadınları toplumsal olarak bütünsel bir şekilde prenses sendromlu kadınlar haline getirmek. Ama biz gerçek hayatta biliyoruz ki gerek kadınların gerek erkeklerin hissettikleri her duyguyu başkalarının onaylamasına ihtiyaç duymaları çocukluk ve ergenlik zamanında bırakmaları gereken bir şey olması gerekiyor. Aksi takdirde o kadın duygusal olarak olgunlaşamamış demektir ya da o erkek. Ve siz yeterince olgun olmayan bir kadını çekmek zorunda değilsiniz. Ya da kadınlar yeterince olgun olmayan bir erkeği çekmek zorunda değiller. Bu birinci videoda izlediğimiz o kesitte bir erkeğe kadınlar tarafından Prenses sendromuna sahip bir kadını nasıl sindirmesi gerektiği, ona nasıl sabretmesi gerektiği ve bunları nasıl kabul edip onun gerçekliğine göre kendisini uyumlandırması gerektiği anlatılıyor. Sen ona ne yapması gerektiğini söyleme, sen ona çerçeveyi çizme, sen ona sevgin ve anlayışın içine herhangi bir kısas ve karşılık belirleme o hayatında nasıl bir sorunla yüzleşiyor olursa olsun nasıl problemler yaratıyor olursa olsun kendi hayatına sen sadece onun yanında ol ona onun duygularını anladığını göster bu koca bir saçmalık arkadaşlar gerçek hayatta yetişkin insanlar arasındaki sevgi karşılıklıdır ve bu karşılığı ödemeyen kimse hayatınızda olmaya hak etmez. Ve siz de her durum ve koşulda partnerinizi sevgi ve anlayış göstermek zorunda değilsiniz. Ona onu anladığınızı ve onun duygularınızı, o duygularını anladığınızı ve onu onayladığınızı göstermek zorunda değilsiniz. O bir hata yaptığında, yapmaması gereken bir şey yaptığında ya da yapması gereken bir şey yapmadığında ona açıkça bunu yapması gerektiğini ya da yapmaması gerektiğini söyleyebilmelisiniz. Söylemelisiniz de. Ve bırakın o bundan nasıl hissediyorsa hissetsin kötü hissediyorsa, rahatsız oluyorsa olsun. Sizin göreviniz onun rahatsız olmamasını sağlamak değil. Eğer gerçeklerin söylenmesi onu rahatsız ediyorsa kendisine rahatlatıcı yalanlar söyleyecek bir adamla birlikte olabilir. Sizinle birlikte olmasın. Siz arkadaşlar olgunlaşamamış prenses sendromlu kız çocuklarıyla değil, olgun ve yetişkin kadınlarla birlikte olmayı hak ediyorsunuz. Peki erkekler neden prenses sendromlu kadınlarla birlikte oluyorlar? Neden böyle bir kadın? bir ilişkide kalıyorlar. Yıllarca bu ilişkiye evliliği sürdürüyorlar. Ve o kadının duygusal manipülasyonları ve işkenceleri altında eriyip gidiyorlar. Bunun sebebi arkadaşlar çoğu erkek birlikte olduğu kadını kaybetme korkusunun kendilerini yönetmesine izin verdikleri için o kadınla en ufak konfrontasyona dahi giremiyorlar. Kavga çıkmasın, aman tadımız tuzumuz kaçmasın diye ilişkide ayak basmasına dönüşüyorlar. Bu adam zaten korku ve özgün güvensizliklerinden dolayı kadının her dediğini evetlemeye, onun her dediğini yapmaya programlı olduğundan dolayı bu adamlar prenses sendromlu kadınlar için biçilmiş kaftan oluyorlar. Ama bu toksik bir ilişki arkadaşlar ve bu şekilde kendi yaşam enerjinizden yemekten başka bir şey başaramazsınız. Bu korku aynı zamanda erkeklere toplum ve Matrix tarafından da aşılanıyor tabii ki. Çünkü erkeklere bir kadınla seks yapabilmek için o kadınla bir ilişki içerisinde olmaları ya da o kadınla evlenmeleri gerektiği öğretiliyor. Yani bir kadınla ilişki olmadan seks yaptığında sanki ona kötü bir şey yapıyormuş gibi hisseden o kadar çok erkek var ki Seksi sanki erkeğin kadına yaptığı ve kadının maruz kaldığı bir şeymiş gibi düşünen, önceden arkadaş arkadaş takılmadan, uzun telefon görüşmeleri yapmadan, sekssiz sayısız buluşma olmadan seks yapmayı kadına yapılan bir kötülük olarak gören, seksi kadının da yaptığı, istediği ve erkekten aldığı bir şey olarak değil de erkeğe verdiği bir şey sanan o kadar çok erkek var ki, bu yüzden erkekler bir kadınla seks yapmak için bir sorumluluk almaları gerektiğini hissediyorlar o kadına bir sürü iyilik yapmalarının ya da o kadınla evlenmenin sorumluluğunu almaları gerektiğini hissediyorlar ve hatta bunları yapmak istemeyen erkekler bunlardan kaçan kaçan erkekler oluyorlar. Yeterince olgunlaşamamış oğlan çocukları oluyorlar. İşte feminist feminizm erkekleri bu şekilde prenses sendromlu kadınlarla birlikte olabilmeye programlıyor. Bu yüzden arkadaşlar kadınların ve toplumun ve kadın düşünceli erkeklerin size yapacakları manipülasyonlardan haberdar olun. Bir kadınla seks yapabilmek için bir şey ödemek zorunda değilsiniz. Bir sorumluluk almak zorunda değilsiniz. Çünkü seks kadının size verdiği bir şey değil. Beraber alma verme dengesi içerisinde yaptığınız bir şey. Prenses sendromlu kadınları anlamanızın bir diğer yolu bu kadınlar ke size sağladığı yakınlıkları için sizinle seks yaptıkları için sizin onlara bir şeyler borçlu olduğunuzu düşünürler. Ve sizi de buna inandırmaya çalışırlar. Zaten bu yüzden seksi bir transaksiyona dönüştüren kadınlarla birlikte olmayın diyoruz. Bu yüzden sizi seks için bekleten bir kadınla birlikte olmaktansa bir fahişeyle olmak daha iyi bir alternatiftir diyoruz. Çünkü bu kadınların sekse dair çarpık bir algısı var. Ve sizi de bu kendi çarpık algılarına dahil etmeye çalışıyorlar. Sırf vajinaları olduğu ve size onu verdikleri için kendilerini değerli görünmeleri gerektiğini düşünüyorlar. E Birçok erkek de yoklukta olduğundan dolayı bu narratibi takip ediyor. Bu yüzden arkadaşlar uyanık olun ve sırf kadın olduğu için erkeklerin hayatlarını kendisine adaması gerektiğini düşünen kadınlardan uzak durun. Birlikte olduğunuz kadın sizin hayatınıza tıpkı sizin de onun hayatına sağlamanız gerektiği gibi değerler sağlamalıdır. Sizin için çaba harcamalıdır, fedakarlıklar yapmalıdır ve seks yapmak bu fedakarlıklar arasında değil. Sizi çabalamaya, uğruna çabalamaya ve fedakarlık yapmaya layık görmeyen kadınlarla birlikte olmayın arkadaşlar. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.